Aferin. Hadi Mustafa. Sıkı tut şunu Mustafa. Daha sıkı. Vur. Hünkârım, cuma çıkışı size sunulan arzualler görmek ister misiniz? Elbette. Bakalım kullarımın istekleri nelermiş. Seç birini oku. Hadi Mustafa. Hünkârım devletliğim. Biz Galata'da esnafız. Pamuk ticareti yaparız. Ama vergiler belimizi kırmıştır. Devlet-i Aliye Osmaniye'ye vergi elbette görevimiz. Ama Venedik gavuru bizden çok ucuza mal alıp çok az gümrük vergisi vererek emeğimizi gavur ellere götürüp bol kazanç sağlar. Adaletinize sığınırız. Duydun mu Piri Paşa? Ne dedim ben size? Bu Venediklilerin vergisini iki katına çıkarın. Esnafın narhını da düşürün biraz. Baş defterdara emirlerinizi söylerim. Başka Pargalı? Yeniçeriler ve Akıncılar sefer ister. Büyük sefer. Kafirden alınacak büyük ganimet var. Yeter artık oturduğumuz. Hadi gidelim derler. Daha dün Ferhat Paşa 7000 Yeniçeri topladı. Yola çıktı. O hain Canberdi Gazali için hünkârım. Büyük sefer büyük hazırlık ister. Hedefim önce Rodos. Donanma ve toplar hazır olduğunda rahmetli babam ve rahmetli büyük atam Fatih'in uğraşıp alamadığı Rodos'u almak. Hadi Mustafa vur! Rodos'u atam Sultan Mehmet 180 parça gemiyle kuşatmış. Olmamış. Sonra dedem Bayezid de denemiş. Bir de Venediklerin tezgah kurmasıyla Rodos şövalyeleri büyük amcam Cem'i 1001 hile desiseyle orada tutmuşlar. Bize karşı tehdit olarak kullanmışlar. Amcam öldü, çocukları hala orada rehin gibiler. Biz şimdi tersanede 200 yeni kadırga mı yaptırıyoruz? Bunu 300 hatta 400 parçaya çıkarmamız lazım. Mısır bizim. Ama Akdeniz'e Rodoslular hakim. Bu kış hazırlıkla geçse bahara anca çıkarız sefere. Belki daha da geçe kalabiliriz. Ama hemen alamasak da Rodos'u, içten karıştırmaya başlamamız iyi olacaktır. Yenem ve sen de karıştır diyorsun. Ben demiyorum. Aristo diyor. Büyük İskender'in akıl hocası. Büyük lokmayı yutmak zordur. Böl, öyle yut demiş. Böl ve yönet. İyi politika. Buradan Rumlar bul İbrahim. Halka karış, çarşıyı kokla. Adamlarını seç, yollayalım Rodos'a ticaret yapsınlar. İş kursunlar, güç kazansınlar orada. Zamanı geldiğinde kalenin kapısını bize açarlar. Akçeyle alışveriş yap. Buyur beyim, buyur. Ticaret önemli değil, yarenlik önemli. Buyur bir şerbetimizi iç. Eyvallah, sağ olasın. Söyle bakalım, işler güçler nasıl? Yerinde mi kazançlar? Aç değiliz şükür, rızkımızı kazanıyoruz. Sultan Süleyman geldi, askerin cebi akçe gördü. Onlar da borcunu kapadı. İyiyiz maşallah. Vergiler de azalsa daha iyi olacak. Beyim, çarşıdaki Yahudi sarraflar memnun. İşte oradan anlayacağım piyasayı. Ya? Alır mısın? Şu yukarıdaki Adem evladı kimdir? Ne yapar orada? Ha, o mu? Matrakçı Nasuh. Bir çeşit Adem'dir. Damdan dama dolanır, kafa üstü çakılır. Memleketi yazar çizer. Zehir gibi de aklı vardır. Bir gördüğünü bir daha unutmaz. Matrakçı, hele in aşağı. İnsan içine karış. Susadım, bir şerbet ısmarla iniyorum. Bir akçe para harcamaz. Gelsin bakalım, gelsin. Ben ısmarlarım. Gel matrakçı, gel, gel. Beyim, memleket nere? Üsküdarlıyım ben. Belli. Tekasil duruyor beyimiz. Bizim gibi göçmen değil. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Niye matrakçı derler sana? Topunu matrakta yendiğim paralarını aldığım içindir. Parasıyla mı oynuyorsun? Yok, müzik çalınca oynuyorum. Seni bildim ben. Dur. Seni çizdim ben. Bak. Dur, bak. Tamam. Aferin, aferin. Güzel çizmişsin. Yalnız ben seninle matrak oynamak isterim. Parasını ama ha. Olur. Bak ama alırım paranı, ağlama sonra.
Belki ben alırım senin altınlarını. Şuradan bana iki gömleklik Bursa ipeklisi kes bakalım. Hemen beyim. Bu nasıl? Olur. Matrakçı nasıl efendi ha? Aa, kocaman. Oh. Hünkârım, sizi Matrakçı Nasuh Efendi ile tanıştırmak isterim. Kendisi çok iyi bir nakkaş. Matematik dehası ve matrak ustası. Söylenenler doğru mu? Yalan varsa ben durdururum o yalanı sultanım. Görelim bakalım nasıl oynuyorsun. Bir de parayla oynuyormuş. Sen sultanın parasını alıp gideceksin, üstüne beni ahaliye anlatacaksın ha? Anlatmam. Zinhar anlatmam sultanım. Hala. Getirin matrak takımlarını. Matrak kuşan! Pazarınız mübarek ola! Gel! Ay! 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 Taktın üşüyorsun. Hürrem'i çıkaracağız. Hünkârım duymuş. Ya Valide Sultan duyarsa? Siz Valide Sultan'ı dinleyin. Ben hünkârım. Dahi hatunum. Kanatsız uçmak istemiyorsanız benimle gelin. Nasıl olabilir bu İbrahim? Senin neden haberin yok? Hünkârım benim haleme girip çıkmam yasak. Nasıl haberim olsun? Kadınlar arasında bir şey olmuş. Olacak İbrahim. Sen bu mührü taşıyorsan, benim has oda başımsan, orada kuş uçsa haberin olacak. Olmazsa senin zaafın sayarım. Söyle İbrahim, bugün beni bekleyen işleri say bakalım. Hünkârım, baş defterdar ve Piri Mehmet Paşa yeni vergilerin kanunnamesini arz edecekler. Âlâ. Öğleyin Lehistan elçisi gelecek. Elçiler anında 3 heyet daha bekliyor. Bana verebileceğin başka havadisin var mı peki? Hürrem Hatun hızla iyileşiyor. Emir buyurduğunuz üzere her daim bilgi alıyorum. Siz validenize mi gidiyorsunuz şimdi? Yürü İbrahim. Daha mühim işlerimiz var. Thank you.
İbrahim, sokakta esnaf ne diyor aldığımız kararlara? Benden ne bekliyorlar? Hünkârım, büyük bir inanç var sokakta. Yeni seferler bekliyorlar. Çarşı hareketli, esnaf memnun. Bir tek Venedik mallarının fiyatlarıyla baş edemiyoruz. Biz bir satıp 5 kazanıyoruz, onlar bir satıp 20 kazanıyor. Kulların vergisi düşer, gavurun vergisi yükselirse adalet sağlanır diyorlar. O da olacak yakında. Pir Paşa. Hünkârım, ben bizzat emrinizi bildirdim Venedik elçisine. Yakındır. Duyarız feryadını. Hünkârım, müjdeli haber geldi. Ferhat Paşa kulunuz Şam'da hain Canberdi Gazali'nin kellesini almış. İsyan bastırılmış. Zafer kazandık. Asayiş sağlanmış. Muzaffer ordumuz dönüş için emrinizi bekliyor. Âlâ. Anadolu Beylerbeyi Ayas Paşa'yı Şam valisi tayin ediyorum. Fermanımdır. Ferhat Paşa dönsün. Hazırlıklar tamamlansın. Yeni seferlerimiz var. Hedefimiz bundan böyle Rodos'tur. Donanmanın güçlenmesi için hazinenin kilidini aç Piri Paşa. Hünkârım, affınıza sığınarak bir şey söyleyebilir miyim? Rodos'a hazırlık yaparken bir taraftan Macaristan seferini planlayalım. Bu Layoş'un ne yapacağı belli olmaz. Karadan yapılan sefere destek olarak Tuna Nehri'nin kullanılması... Sen hiç Tuna Nehri'ni gördün mü Asodabaşı? Bizim kadırgalarımız oraya nasıl geçer hesap kitap yaptın mı? Rüya görme. Paşam, tersanelerimizi oradan geçecek ince donanma yaparız biz de. Fatih Sultan Mehmet nasıl yaptıysa biz de öyle yaparız. İnce donanma ha? İnce ruhlu İbrahim'den ince donanma. Hacer Kralı biz ne dersek onu yapar. Mesele olmaz. Dar, uzun, seri giden ince tekne. Piri Paşam, tersanede bunu çalışsınlar bakalım. Önce hayal kuracaksın Ahmet Paşa. Rüyasını göreceksin. Kendin inanacaksın ki yapmaya inancın olsun. Ben ne toplar hayal ediyorum. Büyük, güçlü, menzili uzun ve parçalı. Tersane eminine buyruğunuzu hemen haber vereceğim hünkârım. Manisa Sarayı'ndaki Lalam Kasım Paşa'yı vezir olarak divanımda görmek isterim Piri Paşa. Biz burada bu işlerle uğraşırken onun aklına ve dirayetine ihtiyacımız var. Hünkârım, huzurunuzda kusur ettiysem affımı arz ederim. Haşa Ahmet Paşa. Sen nasıl hünkârına karşı gelirsin? Olmaz. Olamaz zaten. Piri Paşam, Lalam Kasım Paşa'nın usulü dahilinde buraya gelmesini sağlayın. Sen de hayallerine devam et Pargalı. Vazgeçme. Validem, hayırdır? Şeref verdin. Buyur. Kaç gündür yüzünü görmedim aslanım. Sen hareme gelmeyince benim gelip Süleyman'ıma müjdeyi vermen farz oldu. Duydun demek validem. Ferhat Paşa'dan müjde geldi. Şam'da Canberdi Gazali'nin kellesini almış, isyanı bastırmış. Ömrüne bereket. Aferin paşaya. Benim müjdem başka. Mahidevran gebe. Nur topu gibi bir şehzade daha doğacak inşallah. Validem. Bu kutlu haberi senden almak ne büyük lütuf. İbrahim, ne müthiş bir gün bugün. Sevinç, sevinç üstüne. Akşam maytaplar fışkırsın havaya, müjdemizi paylaşalım. Gel validem, mücevher seçelim. Mahidevran'a hediye edeceğim. Allah uzun ömürler versin hünkârım. Amin, inşallah. Dargın mısın Mustafa? Öyleyse niye konuşmuyorsun benimle geldiğinden beri?
Dursun bu fişekler, duymak istemiyorum. Ben kardeş istemiyorum. Öyle deme. İnsanın kardeşinin olmasından daha güzel bir şey var mı? Senin de kardeşin yok. Benim de olmasın. Olur mu? Bak İbrahim var. O benim kardeşim işte. Yalan. İbrahim senin kardeşin değil. Senin kulun o. İzninizle hünkârım. Bir ihtiyacınız olursa kulunuz dışarıda olacak. Ben İbrahim. Döndüğü her kıblede yabancı İbrahim. Alnını değdiği her toprakta, rüyasını gördüğü her dilin peygamberi tarafından cennetten sürgün edilen, kendi cehenneminde yanan, serin uykular haram edilen İbrahim. Mustafa daha çocuk Bargalı. Gerçeği sen de ben de biliyoruz. Gerisi boş, safça söylenmiş lakırdı. Sen bana kardeşimden yakınsın. Siz üzülmeyin hünkârım. Nereye? Buraya böyle habersiz giremezsiniz. Çabuk geri dönün. Sultan bekler. Ben sana git dediğim zaman gideceksin. Gel dediğim zaman geleceksin. Anladın mı? Hürrem Hatun. Şimdi git. Sen kim? Ben Sultan Süleyman bekler. Hürrem, gel. Has odabaşı hayır diyorsa vardır bir hikmet. Hayır, gelmem. Nigar kalfa! Çabuk götür bu divaneyi buradan. Hürrem, gel. Hünkârım haremiyle meşgul. Çabuk uzaklaşın buradan, hadi. Yatmadan ballı süt içelim mi sultanım? Uykum yok. Sonra meyve yeriz. Hep böyle kenardan köşeden mi göreceksiniz onu? Hı? Ne dedin duymadım. Has odabaşı İbrahim'i diyorum. Gördüm. O da sizle ilgili.
Ama böyle de olmaz ki. Ne yapalım? Saray kuralları. Sultanım, aşkın kuralı mı olur hiç? Tersaneye haber yolladım. İnce donanma üzerine çalışacaklar. Bakalım ne çıkacak. Bir ara gidip bakacağım. Tophane'den de hazırız dediler. Bu akşam kayıkla geçelim. Tophane'ye bir görelim. Gündüz gözüyle gitmeyelim. Dostluğumuz düşmanımız uyanır. Hazırlıklar gizli devam etmeli Pargalı. Tebril dolaşalım o vakit hünkârım. Esas tebril gündüz gezelim. Bir çarşı pazar dolanalım. Gündüz muhafızları nasıl gizleriz? O senin sorunun. Ben kullarımla birlikte olmak istiyorum. Aslan parçası gelmiş. Nasılsın Hatice? İyiyiz. Mustafa sizi görmek istedi. Bugün hocadan aferin almış. Aferin. Bu ne baba? Bu taşları bana versene. Bu taşlar olmaz oğlum, mangal oynuyoruz. Ben de oyna. Öğrenirim şimdi. İyi, geç karşıma. Gel bakalım. Yenilince kaçmak yok ama. Gel bakalım. Şimdi önündeki her bir deliğe dörder tane taş koyacaksın, tamam mı? Şimdi bak, senin önünde 6 tane delik var. 6. Kaç gecedir? Kemanınızın güzel namelerine hasret kaldık. Al bakalım bu taşları. Eksik olanları tamamla, fazla olanları da içinden al. Yeter ki sizi isteyin sultanım. Bak bir de iki yanda iki tane büyük delik var. Bunların ne olduğunu da bilmiyorum. Bunlar da otam. Tamam anladım. Burası benim otam. Evet al. Diz bakalım taşları. Ben bir tane taş aldım buradan. Şimdi söyle bakalım taş hangi elimde? Bilemedim bu elimde. Demek ki ben başım. Karanlık gecelerime yıldızlar yağar sultanım. Işığınız güneşle aşık atar. Ay mahcup olur kaçar.
İbrahim kulunuz bu ışıkla kör olmuş. Gayrı iflah olmaz sultanım.